أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerine değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse kendini ondan emin kılan gibi midir? Zalimlere kazandığınızı tadın denilir. Onlardan öncekiler peygamberleri yalanladılar da farkına varmadıkları bir yerden onlara azap çattı. Bu suretle Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Yüce olan Allah doğru söyledi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun Resulü, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden tavizsiz bir şekilde yürüyen müminlerin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu akşamki davetimize icabet ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bu akşamki konferansımızın konuğu, kıymetli Abdullah İmamoğlu hocamız. Konferansımızın konusu vahyin rehberliğinde toplumsal değişim. Konferansa başlamadan önce hocamız hakkında tanıtım anlamında kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Abdullah İmamoğlu hocamız aslen Karamanlı olan hocamız 1981 yılında Hollanda'da doğdu. Karaman'ın
Yollarbaşı kasabasında İmamoğulları olarak tanınan bir aileye mensuptur. Babası onu İmam Hatip okuması için 1993 yılında Türkiye'ye gönderdi. Konya'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin orta ve lise kısımlarından başarıyla mezun oldu. Hollanda'ya tekrar dönen Abdullah İmamoğlu 2001 yılında Rotterdam İslam Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı. 2 yıl okuduktan sonra kaydını dondurarak Rotterdam Zatkin Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümüne yazıldı. 2005 yılında buradan mezun oldu. Optisyenlik diplomasını aldıktan sonra yarım kalmış olan İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırarak eğitimine devam etti. 2007 yılında Sünnetin İslam hukukunda delil oluşunun değeri başlıklı tezi hazırlayan Abdullah İmamoğlu, Rotterdam İslam Üniversitesi hadis bölümünden mezun oldu. Birkaç yıl Hollanda'da optisyenlik yaptıktan sonra 2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Avrupa'da rahat bir hayatı sürülme imkanı varken, hayatın anlamının rahat yaşam sürmekten ibaret olmadığının bilincinde olan hocamız, Hollanda'da Rotterdam Göz Hastanesi'nde çok dolgun bir maaşla ve süresiz iş sözleşmesine rağmen, ki bunun anlamı kendisi istemedikçe işten çıkartılmayacaklarına dair yazılı bir mukavele yapılmış olmasıdır. Kimileri için bu vazgeçilmeyecek kadar büyük bir nimet diyebileceğimiz hayatı bırakarak inandığı davası uğruna Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Köklü Değişim dergisinde düzenli makaleleri yayınlanan Sünnet İslami Hayatın Kaynağıdır. Müslümanın Siyasi İlmihali, Değişim Fıkı isimli kitapların da müellifi ve aynı zamanda 10 yılı aşkın bir süredir devam eden Tefsirül Furkan programının yapımcısı olan Abdullah İmamoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. Rabbim şahitlik edeceği hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Şimdi sözü burada noktalayarak sunumunu yapmak üzere hocamızı şeye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لا دين إلا دينه ولا شرع إلا شرعه ولا هدي إلا هديه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Çok değerli ağabeylerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hocam, uzaktan yakından bu konferansa icabet eden Hazirun ve sanırım diğer odada bizleri şu anda ekranlarında dinleyen, takip eden hanımefendi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözlerime başlamazdan evvel Hakan hocamın o çok kıymetli duasıyla, temennisiyle ben de İnşallah bir girizgah yapmak istiyorum. Rabbim Azze ve Celle ömrümüzü razı olacağı bir şekilde harcayan kullarından eylesin. Yine sözlerime başlamazdan evvel başta Ahmet Hocam olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen Hakan Hocam, Burhan Hocam, göremiyorum kendisini ama ve diğer emeği geçen bütün kardeşlerime ben siz değerli Hazirun'un huzurlarında teşekkürlerimi ifası gerekli bir borç biliyorum. Allah-u Teala ecirlerine yazsın. Mükafatlarını bol bol versin. Zahmet edip gelen siz değerli kardeşlerimden Rabbim Azze ve Celle mükafatından mahrum bırakmasın. Allahümme amin. Şimdi değerli kardeşlerim, ağabeylerim, evet, konferansımızın bugün ser levhası Vahyin Rehberliğinde Toplumsal Değişim. Bu hepimizin Siret-i Nebevi'de okuduğu Kur'an ayetlerinin bütünlüğüne bakıldığında vakıf olduğumuz, muttali olduğumuz bir konu. Ama bununla birlikte
böylesi bir konunun da tekrardan gündemleştirilmesinin böylesi bir günde hayırlı olacağını düşünerek hocalarımıza da istişare ederek böyle bir başlık belirledik. Yukarıda derse gelmezden evvel sohbeti Ahmet hocama da ifade ettim. Burada ifade edeceğimi kendisine de söyledim. Onun için niyetimi almıştım, paylaşıyorum. Şu anda bir kendimi vaaz kürsüsünde hissetmiyorum. Onu öncelikle ifade edeyim. Yani bazen böyle çağrılırsınız, size kürsü emanet edilir 45 dakikalığına. Siz de vaaz edersiniz, muhataplarınız da sizi dinler. Ama ben ön alıyorum, peşinden söylüyorum. Böyle bir saikle gelmedim, böyle bir niyetle gelmedim. Şu anda üzerinde bulunduğum ya da bana 45 dakikalığına Ahmet hocamın emanet ettiği kürsünün adı bugün dert kürsüsü. Ben de bugün dert kürsüsünde derttaşlarımla dertleşmeye geldim. Pay edeceğim, paydaş arıyorum ve Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun ki paydaşlar da gelmişler, hazır bulunmuşlar. Dolayısıyla öncelikle ifade etmek istedim. Bugün bir vaaz kürsüsünde değil, bir dert kürsüsündeyim. Derttaşınız olarak da konuşmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Rabbim Azze ve Celle dertlerimizi hafifletecek katından hayırlı nusretleri acilen ikram eylesin. Allahümme amin. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle fezekkir inne zikra tenfa'ul mu'minin. Hatırlat, zira hatırlatmakta müminlere fayda vardır buyuruyor. Ben de bildiğiniz ama hatırlatıldığında da faydalı olacağına inandığım hususları sizlerle inşallah dertleşmeye geldim. Şimdi ciddi anlamda bir toplumsal erozyona maruz kaldık ve böyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Ben bu atmosferi ifade ederken, en azından betimlemeye çalışırken çok edebi cümleler kullanmak yerine şöyle bir ifade kullanıyorum eğer sizler de takdir ederseniz. Diyorum ki bugün yaşadığımız atmosferden alemlere Rabbi olan Allah Azze ve Celle razı ve memnun değil. Yani bugün öyle bir nefes, öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz ki ne kadar gayri insani, ne kadar gayri ahlaki davranışlar varsa hayatımızı çepeçevre kuşatmış bir vaziyette. Yani mukayese yapmak adına söylüyorum. Yani ben bunu daha başka sohbetlerimde çok defa söyledim. Ama en azından bana bir kulvar açsın diye şimdi söylüyorum. Tekrara düşmek pahasına da olsa. O da nedir? Bugün yaşadığımız cehalet asrının aslında vahyin ilk indiği dönemdeki cehalet asrından fazlası var. Ama eksiği yok diye düşünüyorum. Yani Allahu Azze ve Celle'nin vahyi indirdiği dönemde gayri insani ve gayri ahlaki davranış namına ne varsa o gün o toplumda egemen ise bugün fazlasının olduğunu iddia ediyorum, eksiğinin olmadığını söylüyorum. Ve ben burada bu sözümü işte ayağa kalkıp da Abdullah kardeşim yalnız söyledin aslında bugün çok daha iyi bir durumdayız diyeninizin de olduğuna inanmıyorum dertli Müslümanlar olarak. Zira o dönem fuhşiyat vardı. Yine hanımefendiler bizi izliyor olması itibariyle onların da affına sığınarak söylüyorum. Bugün fazlasıyla var. Dün çocukların diri diri toprağın altında gömülüyordu. Ölüme terk ediyorlardı. Bugün ise toprağın üstünde ölüme terk ediliyorlar. Hatta isterseniz jargonumuza yenisini ekleyelim. Ve diyelim ki bugün toprağın ne üstünde ne altında, nehrin kıyılarında, üzerinde koca kaya parçalarıyla katledilen, öldürülen narinlerimiz var artık. Dünden fazlası var. O gün vicdan sahibiydi anneler babalar. Çocuklarını en güzel elbiseleriyle ölüme uğurluyorlardı. Bugün çocuklarını canice katlediyor anneler babalar. Ben Avrupa'da yaşadım. Az önce Hakan hocam mukaddime de söyledi. Marifet diye anlatmıyorum. Sadece tecrübe diye paylaşıyorum. Kendi öz çocuğundan 7 tane çocuk sahibi olan babalar biliyorum Hollanda'da. Estağfurullahalazim. İğrenç. Ve böyle bir dünyada böyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. İnanın yaşadığımız Türkiye coğrafyası bu topraklarda bundan farklı değil. Çocuklarını vahşice katledecek kadar gaddarlaşan, canileşen bir zihniyetten, bir anlayıştan, bir hayat mefkûresinden bahsediyoruz. Kapitalizmin, laik, demokratik küfür nizamlarının böyle bizi çepeçevre kuşattığı ve insanlığımızdan olduğumuz bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Ve inanın girizgah mahiyetinde olan bu kısımda söze fazla ziyade-i kelam yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü biz bugün dejenere oluşumuzu, bugün ahlakımızı yitirdiğimizi, bugün ya da
İşte insanlığımızı yitirdiğimizi, belhum adal diyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Hayvanlardan daha aşağılık bir seviyede yaşıyor olduğumuzu bilimsel mütalaa kitaplarından okuyarak öğrenmiyoruz ki. Tarihte yaşanmış da bizi birileri bir kitap vermiş emaneten, ya okuyun da insanlık ne denli iğrençlikler yaşamış. Hele bir muttali olun Abdullah kardeşim dedikleri bir atmosferi yaşamıyoruz ki. Az önce söylediğim iğrençliklerin hepsini biz bugün bizatihi yaşıyoruz ve iliklerimize kadar hissediyoruz. Narin kızımız geçmişte öldürülmedi. Bundan 15-20 gün önce öldürüldü ve biz bugün hepimiz, değil mi, haber takibi yapan ya da en azından dünyada olup biteni takip eden kardeşler olarak, Müslümanlar olarak biz bunu bugün yaşadık. Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunacak kadar vahşileşebilen bir toplumun içerisinde ve arasında nefes alıp veriyoruz. Son dönemlerde en çok revaçta olan konutların hangileri olduğunu biliyor muydunuz kıymetli dostlar? Tahmininiz vardır. Tahmin etmek çok zor değil. Ya müstakil ya da güvenliği olan site binalar. Neden? Çünkü yapılan araştırmaya göre ebeveynler çocuklarını kapılarının önünde oynamaya, göndermeye cesaret edemiyor artık. Güven ve itminan dolu hayatı yitireli çok oldu. Haberlerde okumuştum geçen, belki sizler de muttali olmuşsunuzdur. Resmi böyle çok karartmak adına söylemiyorum. Dünün cahiliyesiyle bugünün cahiliyesinin arasında daha sağlıklı bir mukayese yapabilmek adına bunları serpiştiriyorum sizin dünyanıza. Gaziantep'te öz anne kızını cayır cayır sopada yakarak katletti. Okudunuz mu haberlerde? Ya bir anne öz kızını nasıl olur da canice sobada cayır cayır yakabilir? Ya da Bağcılar'da mıydı hocam? Annesinin başını kesip de balkondan aşağıya sallandırmıştı, değil mi? Bizim bugün nefes alıp verdiğimiz coğrafyada oluyor bunların hepsi. Biraz daha açılacak olursak, hele hele biraz daha batıya doğru açılacak olursak iş aslında çok da işler acısı olduğunu söyleyebiliriz. Değerli kardeşlerim, ağabeylerim, dostlar, kerime bacılarım, tablo bu. Ve kapitalizm, küfür, laik demokratik nizamın yaktığı böylesi devasa bir ateş karşısında kimilerimizin çocuklarına dokundu. Az önce hocamla da konuştuk. Kimilerimizin kardeşlerine dokundu bu ateş. Kimilerimizin hanelerine düştü, Allah muhafaza, la kaddarallah. Kimilerinde bizatihi bizleri, nefislerimizi yaktı. Kimilerinde akrabayı, talukatlarımıza ulaştı bu ateş. Ama bir şekilde demokratik, laik, küfür düzeni, kapitalizm, onların yaktığı böylesi bir ateş, fıtratı bozan ateş, insanlıktan eden bizi böylesi bir ateş bize dokundu. Mahallemize kadar geldi. Hanemize kadar geldi kimilerinde. Ve ben de diyorum ki, esas toplumsal değişim yasasına gelmezden evvel, bizim yanan böylesi devasa bir ateş karşısında sorumluluklarımız yok mu? Var. Böylesi küfrün yakmış olduğu yakıcı devasa ateş karşısında bizim sorumluluklarımız var. Ya da şöyle sorayım, aslında biz niye böyle bir başlık belirledik? Ahmet hocam neden beni buraya kadar davet etti sizin huzurunuzda ve bir dert kürsüsü kurdu? Acaba çok kolay bir şekilde bize ne narinlerden, tamam kızımızdır, canımızdır, severiz ama bize ne narinlerden de diyebilir miydik pekala? Diyebilirdik. Ki bugün diyenleri var mı? Var. Bugün 1.8 milyar litre içki tüketiliyor olmasından rahatsız olmayanlar yok mu hocam? Var. Eşcinsellerle, yine hanımefendi kardeşlerimin affına sığınarak söylüyorum, eşcinsellerle aynı caddede, aynı sokakta yaşıyor olmanın rahatsızlığını duymayanlar yok mu aramızda? Var. Burayı kastetmiyorum. Toplumsal düzlemde. Fuhuşun serbest olmasından rahatsızlık duymayıp hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden insanlar
Böyle gırla yok mu? Var. Amiyane jargonla söylüyorum. Var. Ama sizin burada dertli oluşunuza, sizin dertli oluşunuza en büyük şehadet ve şahitlik sizin buraya lütfedip gelmenizdir. Allah'a müsenalar olsun. Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Neden dertlenmeliyiz sorusunu böyle birkaç alt başlıkla ifade edip sonra asıl mevzuma geçmek istiyorum. Aslında sözümün muhatapları sizler değilsiniz ama derdimi döküyorum. Bir Müslüman bunun için dertlenmeli. Olur da sokakta yarın birisiyle karşılaşırsak ve dertsiz bir Müslüman olduğuna da şahit olursak bunları belki hatırlatırız düşüncesiyle paylaşıyorum. Neden dertlenmeliyiz? Bu toplum neden değişmeli? Ya bırakalım. Allah ne zaman lütfederse, Allah ne zaman takdir ederse, Allah Azze ve Celle işte rufi'atil aklam ve ceffetü suhuf, mürekkep kurumuştur. Yazılacak olan yazılmış ve defterler kaldırılmıştır. Nusreti de takdir ettiğimiz bir saat vardır. Ya siz bana bırakın da diyebiliriz belki Müslümanlar olarak ama hayır. İslam'ın öğretisinin böyle olmadığına inanıyoruz biz. İman ediyoruz. Dertlenmeliyiz ve neden? Bir, her şeyden önce Allah Azze ve Celle bize bir takım sorumluluklar yüklemiş. En büyük sorumluluğu söylüyorum değerli ağabeylerim, kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz ama hatırlatmak kabilinden. Bir Müslümanın İslam daveti kimliğini cebinde taşıma iddiasına sahip olan bir Müslümanın her şeyden önce en büyük sorumluluğu İslam'ın bekçiliğini yapmaktır. Yaşadığı apartmanda, evden alalım isterseniz biraz geriden, evinde, apartmanında, semtinde, muhitinde, yöresinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde ve yaşadığı bütün coğrafyada İslam onun bekçilik yaptığı yerden asla zarar görmemeli. Ya da zarar gelmesine de müsaade etmemeli bir duruşu ve kameti olmalı. Bunu İslam emrediyor bizden. Bir tane hadis paylaşayım. Çok ama hangisini yazsam diye böyle biraz kontrbiyede kaldım. Ondan sonra dedim ki bu hadis-i şerifi paylaşayım kıymetli kardeşlerimle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki sahih senedli bir rivayet: Ente ala thughratin min thugaril islam fela yu'tiyenne min kibelik. Ey Ahmet, ey Mehmet, ey Mustafa, ey Abdullah, Allah'ın Resulü böyle sesleniyor. Ente ala thughratin min thugaril islam. Sen İslam'ın nöbet mahallinde nöbetçilerden bir tanesisin. Allahu Ekber. Hem vallahi hem billahi şerefle söylüyorum. Bu hadisi şerifin muhatabı olmak bile başlı başına onurdur. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sana İslam'ın muhafızlığını layık görmüş. İslam'ın nöbetçiliğini seni bununla şereflendirmiş. Bizi bununla şerefgah kılan alemlere Rabbi olan Allah'a müsenalar olsun. فَلَا يُؤْتِيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ. Senin nöbet tuttuğun yerden İslam asla zarar görmesin. İslam'a zarar gelmesine müsaade etme. Ya da İslam'ı müdafaa etmek adına elinden ne geliyorsa onu yap. İşte bizi aslında neden dertlenmemiz gerektiğinin başlıca serlevhası, en başa koymamız gereken belki de konu, başlık budur diye düşünüyorum. Altı çoğaltılabilir, çok şeyler söylenebilir ama ben sadece bu hadis-i şerifle iktifa etmek istiyorum değerli dostlar. Ve neden dertlenmeliyiz sorusunun cevabını ararken ikinci alt başlık olarak şöyle söyleyebilirim. Biz müminleriz. Allah ve Resulü'nün emir ve nehileri, talimatları doğrultusunda hayat süren muvahhidleriz. Öyleyse Allah ve Resulü bizden herhangi bir münker karşısında iyiliği emretmeyi, münkerden de nehyetmeyi emretmiştir. Emri bil maruf ve nehyanil münker bizim üzerimize yüklenen İslami sorumluluklardan bir tanesidir. Bugün Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen ve böyle iddiası olan bir Müslüman,
bugün yaşana gelen münkeratlar karşısında sessiz kalmayı yeğliyorum deme lüksüne sahip değildir. Net söylüyorum. Namaz nasıl Allah'ın bir emri ise, dejenere olmuş toplumun değişimiyle alakalı ortaya gayret konusu da aynı şekilde Müslümanın omuzlarına yüklenen bir sorumluluktur. Yapayım mı yapmayayım mı arasında Müslümana tercih hakkı sunulmuş bir alan değildir. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi ve zalika adhaful iman. Kim bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Yani devlet gücüyle, iradesiyle, kanunlarla, yasalarla düzeltsin. Bugün biz fuhşiyat merkezlerini taşlamaya kalksak gücümüz, dermanımız yeter mi yani? Diliyle düzeltsin, ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Zira o imanın en zayıf noktasıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse bugün münkerat fabrikasında yaşıyoruz adeta, doğru mu? Laik demokratik küfür nizamı adeta münker fabrikası gibi her türlü haramı icat ediyor hayatımızda. Az önce girizgahta onun için yaptım öylesi bir girizgah. Tekrara düşmeyeyim. Peki biz ne yapıyoruz? Ya da böylesi bir münker karşısına ne kadar dertliyiz? Ben size ne kadar dertlenmemiz gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden anlatayım. Hatırlar mısınız? Bize lazım olacak diye iki asır arasında mukayese daha kolay yapılabilsin diye bazı parametreler vermiştim. Aleyhissalatü vesselam peygamberlik gelmezden evvel cehalet toplumunun o örflerinden, geleneklerinden, adetlerinden, yapa geldikleri iğrençliklerden kaçma ifadesini kullanmak istemiyorum ama imtina etmek adına nereye gidiyordu? Mağaraya gidiyordu, doğru mu? Mutabıkız. Hocam burada eğer yanılıyorsam lütfen düzeltsin. Sizlerle hazırın da hakeza öyle. Ama benim bildiğim hicretin dışında, hicret sırasında, Sevr mağarasına sığınmanın dışında, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra peygamber bir daha asla mağaraya çıkmamıştır. Toplumun iğrençliklerinden mağaraya giden, imtina eden bir peygamberi Allah o mağaradan ıslah etmesi ve değiştirmesi üzere o topluma indirmiştir. Allahu Akbar. Toplumun iğrençliklerinden kaçan derken de imtina anlamında söylüyorum lütfen. Efendimiz'e kaçma kelimesini yakıştıramıyorum. İmtina eden bir peygamberi Allah indirdi. Zımnen ne demektir? Ben size ayeti kerimelerin projeksiyonunda söyleyeyim. Geldi, mağaradan aşağıya indirdiği peygamber üzerini örtmüştü ki Allah örtüsünde bürünen peygamberi yattığı yerden kaldırdı. Sen bu toplumun iğrençliklerinden imtina etmiştin öyle mi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Bu toplumun iğrençlikleri senin o kadar ağrına ve zoruna gitmişti ki kendini mağaraya kapatmıştın he Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kum fe'enzir. Kalk ve uyar. Yetmez. Ve rabbeke fekebbir. Rabbinin adını yeryüzünün en güçlü egemen sözü kıl. Tesbih uçlarına indirgenecek basit bir Allahu Ekber davası değildi zira bu. Nitekim hakikaten Allah'ın dinini yüceltmek tesbih uçlarına indirgenecek kadar basit bir şey olsaydı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yattığı yerden kalkmazdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhaya şu sözü söylemezdi. Ya Hatice la rahata ba'de hadal yevm. Ey Hatice, bugünden sonra bize rahat yok. Eğer ki Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma davası oturduğu yerden Allahu Ekber demekten ibaret olsaydı yattığı yerden kalkmazdı. Düşünebiliyor musunuz? Mağaradan Allah'ın peygamberini aşağıya indirdi Allahu Azze ve Celle. Dedi ki toplum, evet senin mağaraya sığınacağın kadar çirkef olabilir.
Bu toplum senin kendini mağaraya hapsedeceğin kadar kokuşmuş olabilir. He? Öz babası öz kızından 7 çocuk sahibi olabilir. Bu kadar iğrenç olabilir. Ama senin omuzlarına ben bu toplumu yeniden Allah'ın razı olduğu bir toplum yapmak üzere bir sorumluluk verdim, mağaradan aşağıya in dedi Resulullah'a. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz de aynı saikle, aynı dürtüyle, aynı motivasyonla bugün sokaklarda bu toplumun ıslahı ve bu toplumun yeniden Allah'ın razı olduğu bir toplum olması için gayret ortaya koymak durumundayız. Neden dertlenmeliyizle alakalı bir alt başlık daha ifade ediyorum hemen. Neden dertlenmeliyiz? Sokakların hakkını vermeliyiz de ondan. Sokakların da bir sorumluluğu var. Bu hadis-i şerifi ilk okuduğumda dedim ki subhanallah, iyi ki sahabeler Resulullah aleyhissalatü vesselamla bu konuyu tartışmışlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize böyle bir rivayet gelmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sokaklara çıkmayın. Böyle diyor bir hadis-i şerifinde. Sahih bir rivayet. Buhari kaynaklı. Ashab diyor ki ya Resulallah, sokağa çıkmadan olur mu ya? Biz tüccarız diyor. Mal alıyoruz, mal satıyoruz. İnsanlarla ilişkilerimiz var. Birazdan ona da geleceğim. Yani sokağa çıkmadan biz yapamayız ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyleyse diyor sokağın hakkını verin. Çok güzel değil mi? Ashab yine soruyor tabii. Diyor ki ya Resulallah, iyi iyi sokağın hakkını verelim de sokağın hakkı nedir? Diyor ki mümin kardeşine selam ver. Mukabelede bulun. İki, mümin kardeşine yolda sokakta eziyet veren şeyi kaldır. Üç, emri bil maruf ve nehyani münker yaparak hakkı söyle. Bunun için bu toplumun derdiyle dertlenmeliyiz. İşte o nedenlerden bir tanesi de bu. Ve sonuncusu, ondan sonra da asıl konuma geleceğim inşallah Teala. Neden dertlenmeliyiz sorusunun bir alt başlığı ve cevabı olarak yarın huzurunda Allah Azze ve Celle'nin sunabileceğimiz bir mazeretimiz olsun diye. Doğru mu? Zira ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Aksini söyleyen varsa soru faslında da yöneltebilir. Yoksa hemen irticalen Abdullah kardeşim ben böyle düşünmüyorum desin. Ben de ezberim bozulsun, başka bir yerde de bunu kullanmamış olayım yani. Bu kardeşiniz düzeltmiş olun. Bugün İslam'ın yeryüzünde egemen olmadığı böylesi bir atmosferde ya benim indirdiğim Kur'an ayetleri raflarda tozlanmaya terk edildiği bir asra şahit olmuş birisi olarak ey Abdullah, huzuru ilahide soruyor Allah bunu. Orayı enstantane olarak paylaşıyorum sizinle. Ne? Allah'ın huzuruna varmışım. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَا كِتَابَكْ. Matbu bir kitabı Allah önümüze açtığında ve oku dediğinde yaptığımız ve yapmadığımız her şeyin kaydedildiği o kitapla yüzleştiğimizde لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Hiçbir şeyi büyük küçük eksiksiz kaydedilmiş olan o defterle yüzleştiğimizde, toplumun böylesi iğrençlikleri yaşadığı bir dönemde, Allah'ın helallerinin haram, haramlarının helal sayıldığı böylesi bir toplumun içerisinde yaşayan birisi olarak, Allah bana sual ettiğinde, benim haramlarım helal sayılıyorken ne yaptın Abdullah? Ben zinayı nehyetmişken serbest kılındığı bir asra şahit olmuş olarak birisi, sen ne yaptın Abdullah? Ha? İçkiler su gibi tüketiliyorken 1.8 milyar litre içki hoyratça tüketiliyorken ve sen böylesi bir topluma ve asra denk gelmişken bir mümin olarak, inanan olarak ne yaptın sorusunun cevabı ya Rabbi, tadili erkana uygun bir şekilde namaz kıldım olmayacaktır. Doğru mu? İşte size sağlamak adına sorduğum soru bu. Var mı bunun Allah için aksini söyleyecek olan? Bu sorunun cevabı bu değil. Allah senin namazını kabul etsin. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Bu başka bir şey. Yine az önce söylediklerimin cevabı
pazartesi, perşembe, nafile oruç tuttum ya Rabbi de değil. Burada bunları hafifsediğim, hakir gördüğüm ya da bunları yapılmamasıyla alakalı bir telkin olarak da istirham ediyorum, anlaşılmasın. Böyle bir şey kastetmiyorum. Ama bunların cevabı bu değil. Bunların cevabı başka bir şey. Bunların cevabı işte tam olarak da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisi doğrultusunda toplumun derdiyle dertlenmektir. Elimizi o taşın altına koymaktır. Ben bu toplumsal değişimle alakalı olarak ne yapabilirim demektir. Aslında Allah-u Teala'ya hüccet sunabilmektir. Araf suresinde geçiyor, hafızam yanıltmıyorsa. Hani mucizevi olarak kurtulmuş Beni İsrail. Sonra yeniden azgınlaşmış. Allah'ın yap dediğini yapmıyor. Allah-u Teala'nın yapma dediklerini de yapıyor. Böyle bir kavim var. Bir kavim de onlara habire nasihat edip duruyor. Yahu yapmayın, Allah'a isyan etmeyin, Allah'ın emirlerini çiğnemeyin, Allah'ın helallerini haram, haramlarında helal kılmayın. Bir toplumda habire emri bil maruf ve nehyanil münker yapıyor. Bir toplumdan daha bahsediyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki bu ikisi böyle. Bir de bunları gören, bunları gözetleyen bir toplum daha var. O iyiliği emreden, kötülükten nehyeden o topluluğa geliyor ve diyor ki لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allahu Ekber. Ya diyor siz Allah'ın katından kendilerine azap göndereceği ya da topluca helak edeceği böylesi bir kavme niye emr bil maruf ve nehyan münker yapıp duruyorsunuz? Niye vaaz-ı nasihat edip duruyorsunuz siz ya? He? Yani ben biraz daha kendimce Türkçeleştireyim mi? Siz anladınız ama kendimce yani. Kendi jargonumla. Diyor ki sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Gidin ya. Bunlar zaten helak olmayı hak etmiş yani. Allah bunlara göğü, semayı aralayacak. İşte emrini meleğiyle gönderecek. Bunları helak edecek. Siz habire bunlarla niye dertlendiniz ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Gidin. Ben böyle anlıyorum. Onlar da diyor ki kalu biz bunu iki şeyden dolayı yapıyoruz. Ma'ziraten ila rabbikum ve leallahum yettekûn. Allah-u Teala'ya hüccet sunabilmek için bunu yapıyoruz. Yarın Allah sorduğunda ifsad olmuş bir toplumun böylesi bir çağda, böylesi bir asırda, onlarla beraber yaşadığın böylesi bir dönemde sen ne yaptın sorusunu bir cevabı olsun diye yapıyoruz. İkincisi de لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ umulur ki bizim nasihatlerimiz doğrultusunda onlar iflah olan bir topluma dönüşü verirler. Allah'ın razı olduğu bir topluma dönüşü verirler. Bunun için yapıyoruz. İşte tam neden dertlenmeliyiz sorularının altını böyle alt başlıklarla değerlendirdikten, yorumladıktan sonra kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, kıymetli hocalarım, hepimiz toplumsal değişimin gerekliliği konusunda mutabık olduğumuzdan hareketle orayı hızlıca geçtikten sonra da diyorum ki şöyle bir soru soruyorum. En nihayetinde toplumsal manada değişim kaçınılmaz ama peki nasıl? Ve ben sizi değerli Hazirun'u ve Kerime bacılarımı tenzih ederek söylüyorum. Zira sizin burada oluşunuz sizin bu toplumla tabir yerindeyse toplumsal değişimi arzu ettiğinizin en büyük şehadetidir ve ispatıdır. Rabbim zayi etmeyecektir. İnna Allaha la yudiyu ecral muhsinin. Allah muhsinlerin ecrini zayi etmeyecektir Allah'ın izniyle. Ama başta ön aldım. Dedim ki hocamdan emanet aldım 45 dakikalığına dert kürsüsü kurduk, konuşuyoruz. Burada ne ben bir şeyleri size zorla dayatmaya geldim. Sümahaşa. Ne de bu söylediklerim konusunda evet bu böyledir işte bunun aksi iddia edilemez. Böyle bir şey de söylemiyorum. Sadece diyorum ki peki nasıl sorusunun içerisini burada birlikte dolduralım. Beraber dolduralım, beraber dertleşelim ve bununla alakalı bir takım düşüncelerim var. Bunları pay etmeye geldim. Takdir edersiniz ki toplumsal değişim yasasıyla alakalı olarak. Hepimiz mutabıkız ve hepimizin böyle bir arzusu var. Peki nasıl sorusunu aslında şöyle değildir ve böyle olmazla başlamak istiyorum.
Hani bize şöyle bir şey var. Buradan da tabii fertlerin değiştirilmesiyle alakalı olan gayretlerimiz, fertlerin değiştirilmesiyle alakalı ortaya koyduğumuz bütün çaba ve cehdlerin boşa olduğunu ve gereksiz olduğunu da söylemiyorum. Lütfen bu da yanlış anlaşılmasın. Zira Allah Azze ve Celle bizi bu gayretten ayırmasın diye de hep dua ediyoruz. Bu şart gerekli ama bilmemiz gereken en temel öğretiyi söylüyorum dostlar. Belki de bugünkü sohbetimin bana ayrılan sürenin en kıymetli şeyini söylüyorum bence. O da bugün sadece fertlerin değişimiyle toplumsal değişimin gerçekleşemeyeceği gerçeğidir. Sadece fertlerin değişmesiyle toplumsal manadaki değişimin mümkün değil gerçekleşmeyeceğidir. Bak bu konuyu çok net ve altını ısrarla daha iyi anlayabilirsiniz diye tekrar tekrar söylüyorum. Neden? Zira bu aslında biraz da toplumun tarifiyle ve toplumun ne manaya geldiğini bilmekle alakalı. Herkes kapısının önünü süpürürse mahalle de temiz olacaktır ve dolayısıyla da dünya temiz olacaktır. Öğretisi İslam'ın bir öğretisi değil. Çok net söylüyorum. İslam'ın böyle bir değişim yasasının olmadığını vakadan ve delillerden şimdi anlatacağım. Şayet biz toplumun sadece fertlerden müteşekkil olduğuna inanıyorsak az önce söylediğim tarif doğrudur. Az önce söylediğim tez doğrudur. Yani biz bugün şu toplumu, Türkiye toplumunu sadece fertlerden oluştuğunu iddia ediyorsak fertlerin değişmesiyle toplum değişir ilkesi iddiası doğru bir iddiadır. Ama biz sadece toplumun fertlerden gelmediğini, oluşmadığını iddia ediyor ve söylüyorsak ki öyle olduğunu şimdi söyleyeceğim. O zaman bu tez çürür. Biz diyoruz ki vakada da böyledir. Toplum sadece insan ve beşer olarak fertlerden değil, fertlerle aralarında daimi ilişkiler olması hasebiyle nizamdan da meydana gelmektedir. Biz mağarada yaşamıyoruz. İkimiz birer ferdiz değil mi muhterem? Ama ikimizin arasında daimi ilişkiler var. Biz şu anda stadyumda bir maç izlemek için bir araya gelmiş kalabalıklar değil, hayatın akışında aralarında daimi ilişkiler olan insanlar topluluğuyuz değil mi? Siz benim malımı çalıyorsunuz, bunun bir cezası, bir yaptırımı olmalı. Bir ilişki var değil mi? Bir ticaret var. Yani biz demek ki stadyumda bir maç izlemek için bir araya gelen kalabalıklar yığını olmadığımıza göre, dolayısıyla toplum dediğimiz şeyin dinamiklerinden bir tanesi de nizamdır. Zira bir hırsızlık vakası oluyor, ikimizin arasındaki ilişkiyi bir nizam çözüyor. Doğru mu? Doğru. Öyleyse toplum ve dinamikleri nizamdan bağımsız değerlendirilemez. Öyleyse nizamdan bağımsız değerlendirilemiyorsa toplum, bugün biz fertler olarak değişsek bile nizam değişmediği müddetçe toplumsal değişimden bahsetmek mümkün olabilir mi? Değil. Burada hiçbir Müslümanın cebinde dahi kredi kartı yok elhamdülillahi rabbil alemin. Faiz bizim dünyamızda yok, hanelerimizde yok. Ama faiz bir dünya gerçeği olarak bugün bize dikte ediliyor mu? Evet. Hepimiz değiştiğimiz halde, değişsek de, kapımızın önünü süpürsek de bu nizam değişmediği müddetçe istenilen toplumsal o değişim gerçekleşmeyecektir. Kıymetli abimin öğretisi vardı, ondan öğrenmişimdir. Şöyle bir sözü var. İnsanları kanunlar bozuyorsa, ki doğru mu? Bugün insanlara kanunlar bozduğu konusunda mutabık mıyız? Mutabıkız. Yasalar bozuyor. Bir İstanbul Sözleşmesi bizi ne hale getirdi? İçkinin serbest olması bizi ne hale getirdi? 2004 senesi miydi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde zinanın serbest olması bizi ne hale getirdi? Bu toplumu yasalar bozduysa yeniden iyi edecek olan tek şey de yasalardır. Yine buradan bizim değişmemiz gerektiği ya da gerekmediği, tepeden başlayalım aşağıda bizim hiçbir çalışma yapmamıza gerek yok gibi bir anlamı da asla kastetmiyorum. Lütfen. Akaid dersinden tutun da ki kalem derde burada
Ben bunun yapıldığını biliyor ve şahidim. Akaidinden tutun da fıkhına kadar her şey Müslümanlara öğretilmeli, bilinmeli, evet. Ama en nihayetinde biz bunu kemale erdirsek dahi toplumun en esası dinamiklerinden olan nizam değişmediği müddetçe biz toplumsal değişimi asla gerçekleştiremiyoruz. Gerçekleştiremedik de. Parkta iki tane çift genç kız, erkek nasihat ediliyor. Sizin yaptığınız haramdır deniliyor. Akılları başına geliyor. Nasihat alıyorlar. Tövbe istiğfar ediyorlar. Ama birbirlerine de muhabbetler var. Sevmişler. Geliyorlar diyorlar ki hocalarına, ya hocam tamam biz şimdiye kadar günah işledik. Ama biz birbirimizden de ayrılmak istemiyoruz. Ne yapacağız? Evlenin diyorlar. Evleniyorlar. Şu anda o delikanlının nerede olduğunu söyleyeyim mi size? Nerede Ahmet hocam? Hapiste. Kendi dünyalarını değiştirdiler mi? Hı? Geldi, sohbet dinledi, vaaz dinledi, nasihat aldı. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Kendi dünyasını değiştirdi ama gel gör ki toplumun dünyasında boğuldu. Değişmesine müsaade etmediler. Dolayısıyla aslında biz hem kendimizi değiştireceğiz ama hep de ayeti kerimede enfus kavramı var ya, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Oradaki nefisler inanın sadece benliğimiz ve kişiliğimiz değil. Yani orada nefislerinizi değiştirin, Allah sizin halinizi değiştirir. Sadece fertlerin olmadığını az önce izah ettim. Ki muasır alimler genelde orayı yorumlarken der ki enfus kelimesi toplumun dinamikleriyle alakalıdır. Az önce söylediğim gibi sizin benden bağımsız olmadığınız bir gerçeği varsa, daimi ilişkilerimiz varsa o enfusun içerisine nizam da girer diye yorumlanmıştır. Dolayısıyla nizam da değişmeli ki toplumsal değişim gerçekleşsin. Hatta ben her zaman şu örneği veriyorum, paylaşayım. Yavaş yavaş da bitireceğim inşallah. Toplumsal değişim yasasının en önemli ilkesi buydu değerli ağabeylerim, kardeşlerim, hocalarım. Biz bir değişim istiyorsak her şeyden önce bizi bozan yasalarla kavgamız olacak. O değişecek. Fertlerin değişmesiyle, ahlaklanmasıyla eğer ki toplum değişseydi, inanın bu değişim Mekke'de olurdu. Bir örnek vereceğim size. Yani harici faktörlerin olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Onu da başka bir sohbet konusu olarak başka bir zamanda inşallah belki ele alma fırsatımız olur. Oraya hiç girmeyeceğim ama hep şunu sordum ben kendi kendime. Ebu Bekir radıyallahu anh, takvası tartışmaya kapalı mı açık mı? Kapalı değil mi? Hani biz bazen diyoruz ya biz takvamızı artıralım. Sen de artır Hacı abi. Ben de artırayım. Hepimiz artıralım ve toplum değişsin. Öyle değil. Öyle olmadığını gördük. Takvalı olmayalım anlamında demiyorum. Takvalı olalım ama bu değişim yasası gereği bir şey eksik kalıyordu. İşte o da nizam. Ömer radıyallahu anh. Bak muhacirlerin hepsini sayıyorum size. Muhacirlerin. Sa'd bin Ebi Vakkas. Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah. Zübeyr ibn-i Avvam. Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib ve diğer bütün muhacirleri de dahil edin. Onların takvaları tartışmaya kapalı mı? Kapalı değil mi bizim nezdimizde? Şunu merak ediyorum. Onların takva bağlamında neyi eksikti ki Allah Subhanahu ve Teala toplumsal değişimi Mekke'de onlara değil de peygamberi dahi görmemiş bir ya da bir buçuk senelik iman geçmişleri olan Ensar'a nasip etti? Değil mi? Demek ki arizi bir faktör lazım gerekiyor ki onu ifade etmeye çalıştım toplumsal değişim yasası için. Şimdi değerli dostlar, kıymetli ağabeylerim, son sözlerim şu. Madem ki esasi, orijinal değişim, toplumsal değişim sadece fertlerin değişmesiyle mümkün değil. Beraberindeki en esasi dinamiklerden olan nizamın değişmesiyle mümkün. Öyleyse nizamı bugün uygulayacak olan siyasi erki, siyasi iradeyi de tartışmaya açmak lazım. Az önce hocamla konuştuk. Bizim değerlerimizi bu küfür nizamı tatbik edecek değil. Hocamın güzel bir duası vardı az önce, dedi ki Allah Azze ve Celle kendi hükümlerinin tatbik edildiği İslami bir devleti bizlere acilen ikram eylesin. Amin. Bak amin diyoruz çünkü biz bu değişimin, toplumsal değişimin, Medine'deki değişimin,
ve 10 sene sonra yüz binlerce sahabeye sayısal olarak ulaşan böylesi bir devasa değişimin işte yasaların tatbik edildiği bir devletle mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse toplumsal değişim konusunda ve bunu vahyin rehberliğinde yapmak arzusunda ve iddiasında olan bir kimse her şeyden önce nizamla iş söz konusuysa nizamı tatbik edecek olan kendi devletimizi, kendi siyasi irademizi, Raşidi Hilafet Devletimizin ikamesinin gayreti ve çalışması içerisinde olmalıdır. Çünkü o olursa, o ikame edilirse öyleyse Allahu Azza ve Celle'nin nizamını tatbik edecektir. Ve biz dolayısıyla doğru nizamla kalkınmış, değişmiş, Allah'ın razı olduğu bir topluma bu noktada da erişmiş olacağız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha Mekke'nin ilk yıllarında en büyük mücadelesi de İslam'ı yeryüzüne hakim kılma, bir siyasi iradenin eliyle İslam nizamını tatbik etmekti. Bu sözle bitiriyorum. Bu beni en çok etkileyen hadislerden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı siyasi bir iradenin, siz devlet dersiniz, Ahmet hocam devlet der, ben hilafet derim, abimde Raşidi hilafet der, başka birisi imamet der. Ama önemli olan şu, siyasi bir iradenin, otoritenin eliyle İslam nizamını yeryüzünde tatbik etmek olduğu hedefi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ve müstakil hedeflerindendi. İslam'ı yaşamanın sonucu, doğal bir sonucu olarak görmüyorum. Bak bu benim bir iddiam. Ben İslam'ı yaşayayım, devlet kendiliğinden kurulur değil, siyasi bir iradenin ikamesi için müstakil bir çalışmanın varlığını söylüyorum. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin ilk günlerinde hedef olarak Müslümanlara gösterdiği şey de buydu diyorum. Hadisi okuyup bitireceğim inşallah teala. Hocamdan 45 dakikalığına müsaade almıştım. Biraz da dakikim o konularda. Son 2-3 dakikamı sanırım değil mi hocam? Elhamdülillah. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidetin yekulunaha tedinu lehum biha el arab ve tuaddi ileyhim biha el acemu el cizye. Allahu ekber. Hadisin ihtişamına bakın. Mekke'nin ilk günleri. Hani siyasi iradenin teşekkülünün müstakil bir hedef olduğunu destekleyen bir delil olarak zikrediyorum. Mealinde verip bitiriyorum. Diyor ki ey emmi ben onları tek bir kelimeye davet ediyorum. Ne o kelime? Siz söyleyin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Başlı başına bir nizam. Bir hayat nizamı. Ama devamında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki amca bu kelimeyi şayet söyleyecek olurlarsa kısa bir süre sonra Araplar boyun bükecekler, Acemler de cizye verecek. Cizye kime verilir? He? Bir siyasi iradeye verilir, siyasi otoriteye verilir. Bana verilmez. Almaya kalksam bir kimse buradan 5 lira vermez bana. Zaten Müslümandan da alınmaz o ayrı da. Yani şey yoktur yani. Bunun tek anlamı vardır o da. Ben İslam nizamının tatbik edilip küfrün zelil hatta yu'til cizyede an yedin ve hum sagirun alçararak alçak alçak böyle cizye verdiklerini verene kadar onlarla savaşın diyor değil mi? Hatta İmam Nevevi'nin bir görüşüydü yanlış hatırlamıyorsam cizye vermeye gelen birisinin sakalı varsa onu rencide etmek üzere sakalından asılın diyor. Yani o çünkü وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Müminlerin üzerine kafirlere Allah asla bir yol vermemiştir. Dolayısıyla bu cizye ifadesi bile Allah'ın Resulü'nün müstakil siyasi bir iradeyi oluşturma gayretinin hedefinin olduğunun en büyük ispatıdır diyorum. Önce sözlerimin başında söylediğim ifade ettiklerimle son sözlerimi de yani hitamımı da böyle yapmak istiyorum. Başta Ahmet hocam olmak üzere, emeği geçen Burhan hocam, Hakan hocam ve diğer görünmeyen mutfak ekibi emekçi kardeşlerime de burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah Azze ve Celle razı ve memnun olsun. Eğer ki sürçü mikrofonda bulunduysa Abdullah kardeşiniz affola diyorum. Eğer ki söylediğim bir şeyin hatası, günahı varsa o bana aittir. Söylediklerimin doğruluğu varsa da o şeref duyduğumuz, kendisinden izzet duyduğumuz
İslam dinine aittir. Allah bizi İslam'dan, dininden, rızasından ayırmasın. Cümlenizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.